Merhaba. Uğur Elektronik defineciler'i bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Uğur Kulaç. Şu anda Uğur Elektronik'tesiniz. Bildiğiniz gibi Uğur Elektronik metal arama dedektörleri, alan taramalar, imal eden ve satan bir firma. 17 yıldır İstanbul Üsküdar'dayız arkadaşlar. 17 yıl oldu. Hala sektördeyiz, piyasadayız. Çok şükür. Amacımız defineye gönül vermiş, defineci olmak isteyen insanlara yardım etmek, destek olmak. Kimileri bize diyor ki madem bu cihazlar çok iyi çalışıyor, altın buluyor, siz niye bulmuyorsunuz, aramıyorsunuz? Biz buluyoruz arkadaşlar ve arıyoruz. 27 yıldır ben faal bir defineci. Varlığım, servetim, gücüm bununla oldu. Bunu da açıkça söylüyorum. Ve benim gibi bu işi yapacak veya yapan insanlara destek olmak, yardım etmek istiyorum. Bu cihazları imal etmemizin sebebi biraz da bu. Piyasada şu anda bir sürü cihaz var, bir sürü firma var, bir sürü insan var. Herkes bir şeyler anlatıp duruyor. Bu işin doğrusu nedir? Yalanı nedir? Nasıl yapılmalıdır? Nasıl yapılmamalıdır? Ben Uğur Kulaç olarak bunları anlatmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince kanunlara riayet etmeye çalışıyoruz. Zaten ciddi anlamda bir sıkıntı var bu konuda biliyorsunuz. Define arama kanunu sıkıntılı bir kanun. Hala daha arazide definecilerle jandarma arasında bir kovalamaca yaşanıyor. Tabii bunun bir sebebi de biziz aslında. Biz defineci olarak olur olmaz yerleri kazıp tahrip edip parçalıyoruz. Altın bulacağız diye. Bu biraz da bilmemezlikten kaynaklanıyor. Yapacağınız işi bilmezseniz nerede ne arayacağınızı, nasıl kazacağınızı veya nasıl bulacağınızı, araziyi nasıl okuyacağınızı bilmezseniz bu toprak kazmayla bitmez. Ben size söyleyeyim. Her yeri kazar durursunuz, her şeyi tahrip edersiniz, kültür varlıklarını ortadan kaldırırsınız. Böylece jandarma da peşinize düşer. Her yerde define yok arkadaşlar. Bakın her yerde define yok. Define özel bir gömüdür. Belli işaretleri vardır. Arazi okuma yeteneğine sahip olmalısınız. Arazide insan eliyle yapılmış tahribatlar var. Bu tahribatların olduğu yerler, yaşam alanları, su kenarları, ören yerleri, eski mabetlerin olduğu yerler, arazide taşların üzerine yapılmış işaretler. Bunların hepsi bize yolu gösteriyor. Defineyi bulmayla alakalı. Bir arkadaşımız sormuş YouTube'da ağaç çubuklarla define bulunur mu diye. Biliyorsunuz bu radyestezi ilmine giriyor bu mesele. Biz birçok videomuzda bunu anlatmaya çalıştık. Alan taramalar, ağaç çubuklar, metal çubuklar. Aşağı yukarı 1000 yıllık bir ilim bu. 1000 yıldır kullanıldığı biliniyor. Bunun defineye uyarlanmış halini size biraz anlatmaya çalışayım. Bu radyestezi dediğimiz yöntem insan vücudunda oluşan bir enerjinin kullanımıyla doğada veya etrafımızda mevcut nesnelerin oluşturduğu o frekansı yakalayabilme yeteneği aslında bu. Her cisim, her madde biliyorsunuz atomdan müteşekkil, atomlardan oluşmuş ve sürekli hareket halinde bu atomlar. Ve bir salınım yapıyorlar. Bir frekans oluşturmuşlar ve yayıyorlar bunu. İşte biz aslında kullandığımız bu objelerle, ağaç çubuklarla, şakülle veya alan tarama çubuklarıyla frekans destekli veya frekans desteksiz hiç fark etmez. Tek kişi, çift kişi, bakır çubuk, bronz çubuk, altın çubuk hiç fark etmez. Bunlarla işte bu gömülen altınları, bu gömülen metalleri bulmaya çalışıyoruz. Bu yeni bir ilim aslında, bu yeni bir uğraş. Aslında radyestezdeki temel kavram elinize aldığınız objeyle etrafınızda mesela 1000 tane meyve ağacının içinde hastalıklı ağaçları bulabilme veya 100 kişinin içinde bir kişiyi bulabilme veya insan vücudundaki hastalıklı bölgeleri tespit edebilme gibi yöntemler var. Bunda kullanılıyor radyestezi. Ağaç çubuklarla bugüne kadar su arandığını biliyoruz. Hatta halen daha
Türkiye'nin bazı bölgelerinde bazı insanlar ellerindeki işte zeytin dalından yapılmış çubuklarla, dut ağacından yapılmış çubuklarla, gül ağacından yapılmış çubuklarla, fındık ağacından yapılmış çubuklarla su arıyorlar. Ben bunlardan birkaç tanesiyle karşılaştım ve gerçekten su bulduklarını da gördüm. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Burada ilim yetersiz kalıyor maalesef. Hatta maden firması sahibi biri olarak söyleyeyim size. Şu anda arz maden olarak bünyemizde çok farklı cihazlarımız var ve mühendis kadromuz var. Jeofizik, jeoloji ve maden mühendislerimiz var. Bu insanlar 4 yıl okumuşlar, mühendislik bitirmişler ve şu anda restivite, mikrogravite, radyometre, manyetometre bu tür cihazları da kullanıyorlar. Biz 2000 metreyi görebilen sıcak su aramalarında kullandığımız cihazları kullanıyoruz. 2 kilometre aşağıyı görebiliyoruz. 2 kilometre aşağıdaki suyu bulabiliyoruz bu cihazlarla. Ama adam geliyor. Elindeki ama metalden yapılmış. Ama ağaçtan yapılmış bir çubukla benim mühendisimin bir haftada tespit ettiği suyu adam 1 saat, 2 saat içerisinde buluyor. Bunun bir izahı yok. Ben bu izahı yapamıyorum. Ama bulduğunu gördüm. Bunu Antep'te yaşadım, Maraş'ta yaşadım. Ege'nin bazı bölgelerinde sıcak su tespitlerinde çalıştığımızda yaşadım. Ama aynı adamı define aramak için götürdüğümüz zaman maalesef bulamadığını da gördüm. Öyle söyleyeyim. Benim kanaatim muhtemelen bu kişisel bir güç. Bu ağaç çubukları kullanabilen adamlar için söylüyorum. O şahsa ait bir enerji bu muhtemelen. Biz tabii bundan yola çıktık aslında bu tür cihazları yaparken. Şu anda Uğur Elektronik olarak alan tarama yapıyoruz. Ve neredeyse 10 küsür yıldır bu cihazları imal ediyoruz. Ben bu cihazları imal etmeye başladığım zaman radyestezi ilmiyle ilgili teferruatlı bilgilere sahip olmuştum. Bu işle uğraşmış farklı insanları ziyaret ettik. Farklı deneylere ve testlere katıldık. Ve bu işte uzmanlaşmış bazı insanlarla yan yana geldik. Farklı alan tarama çeşitleri denedik. Farklı alışımları karıştırıp, farklı karışımlar tüplerin içine koyarak deneyler yaptık. Ürettiğimiz farklı frekansları, oluşturduğumuz farklı frekansları kullanarak testler yaptık. Bildiğimiz, orada bir şeyler olduğunu, gömüler olduğunu bildiğimiz yerlerde testler yaptık. Bazı yerlerde kazılar yaptık. Ve şu anda sattığımız cihazlar öyle ortaya çıktı. Özellikle Eurogold, Nova 716, Ra Plus ve Exen. Bu alan taramaları yaparken bütün bu testler ve deneyleri biz gerçekleştirdik. Ve şu anda bu hale getirdik. Ağaç çubuklarla define buldum diyen birkaç kişiyle karşılaştım. Ama muhtemelen o şahsa ait bir yetenekti bu. Çünkü aynı çubukları başka birileri kullandığında hiçbir şey bulamadığında gördüm. Tabii işi şansa bırakmadık. Madem ki herkeste bu yetenek yok veya herkesin vücut enerjisi buna müsait değil veya herkes o konsantrasyona sahip olamıyor. O zaman herkes de çalışabilen alan taramalar yapabilir miyiz diye yola çıktık ve şu anki alan taramalarımızı yaptık. Yakında bir arkadaşımız bizi ziyarete gelecek. O arkadaşımızla bir video çekeceğiz. İlk defa Türkiye'de alan taramaların bilimsel olarak mantığını açıklayacağız size arkadaşlar. Tabii biz bunun patenini aldık. Biz bunun faydalı modelini aldık. Biz bunların TSS'ini aldık. Ondan sonra bu videoları yayınlayacağız. Çünkü kimsenin artık bunları taklit etmesini istemiyorum. Biz bilgi veriyoruz. Adam öğreniyor, tutuyor. Ben yaptım, ben ettim diye ortaya çıkıyor. Adam sitesinde yok işte sahibinden de reklamında, ilanında bizden öğrendiği bilgilerle alan taramaları anlatmaya çalışıyor insanlar. Olsun, en azından doğruyu anlatıyor. Evet arkadaşlar, bu bir alan tarama. Çubuk değil, alan tarama. Frekans destekli bir alan tarama. Bunun içerisinde farklı alışımlar var. Ben hep söylüyorum, alan tarama metal tespitinde sıkıntılı. %100 metal tespiti yapmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ama boşlukta iyiler. Bu bizim Eurogold modelimizin tek kişilik kullanımından bir tanesi. Diğeri şurada çantanın içerisinde.
O da frekans kutusu. Ürettiğimiz frekans bizim sırrımız. Ama inanın Türkiye'de bir tek bizim alan taramalarımızdan frekans çıkışı var. Yani bir ölçü aletiyle bunu denediğiniz zaman, test ettiğinizde ürettiğimiz frekansın buradan çıkacağını göreceksiniz. Çıktığını göreceksiniz. İşte bunun mantığını size anlatacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Ağaç çubuklarla define bulunur mu? Ağaç çubuklarla su bulunur, adam bulunur. Ama maalesef define bulunmuyor. Bulunuyorsa da o şahsa özel bir yetenek. Herkes bunu başaramıyor maalesef. Ama frekans destekli alan taramalarda bu şansınız daha yüksek. Öyle söyleyeyim size. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın.